Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan'daki Azatlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi töreninde konuşmuş ve burada bir şiir okumuştu. İran ise bu şiirden rahatsız oldu. Hem de büyükelçilerini çağıracak kadar ileri gitti. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız oldu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'de kötü anlattığı şeyin Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycanımız hakkında konuşamaz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti. Hatibzade, açıklamasında, Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi, ifadesini kullandı. Burada şair Bahtiyar Vahapzade'nin Topraktan Pay Olmaz şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, ben sene kurbanlaçın. Sözlerine devam eden Erdoğan, güzelliğine kurban olduğumuz Laçin artık özgürdür. Laçin gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubatlı, Adam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün Büyük Mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusu'nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin, Serdar-ı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür diye konuştu. Bu arada Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ'daki savaş nedeniyle ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde uygulanan savaş halinin feshedilmesi kararı aldı. Milli Meclis gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in savaş halinin feshedilmesi yönündeki kararını onayladı. Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 Eylül'de ülkede savaş hali ilan edilmişti. 32 yıl sonra Dağlık Karabağ meselesinin askeri bir zaferle çözümünü getiren bölgesel faktörlerden ilki ve en güçlüsü ise hiç şüphesiz Türkiye'nin desteğidir. Zira Ermeni güçlerinin önemli enerji merkezi olan Tovuz'a yaptığı ilk saldırıdan itibaren Ankara yönetimi Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkça gösterdi ve tüm imkanlarıyla çatışma boyunca Azerbaycan'a destek verdi. Söz konusu desteğin özellikle 2010 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasına dayandığını burada ifade etmek gerekir. Çünkü söz konusu anlaşmayla iki ülke arasındaki ilişkiler söylem düzeyindeki destekten çıkarak hukuki bağlayıcılığı olan somut bir hale dönüştü. Bu çerçevede iki ülke birinden birine bir saldırı olması durumunda tüm imkanlarıyla birbirlerine destek vereceklerini taahhüt ettiler. Bu sebeple Türkiye Azerbaycan'a çatışmalar boyunca siyasi, askeri ve diplomatik açılardan destek sundu. Bunlar arasındaysa özellikle Azerbaycan'ın Türkiye'den insansız hava araçları tedarik etmesi ve bunları başarıyla kullanması, ona sahada dengelenmesi zor bir askeri üstünlük sağladı. Bir diğer önemli bölgesel faktör ise Rusya'nın çatışmalar boyunca izlediği pasif siyaset oldu. Zira Ermenistan'ın bir nevi garantörlüğünü yapan Rusya'nın 30 yılı aşkın süredir Dağlık Karabağ meselesinin çözümü yolundaki en önemli engel olduğu biliniyordu. Fakat Rusya'nın Ermenistan'daki Nikol Paşinyan yönetimiyle yaşadığı siyasal sorunlar, Karabağ meselesi üzerinden Ermeni hükümetini yıpratma siyaseti izlemesini beraberinde getirdi. 2018 yılında sokaklardan aldığı destekle yönetime gelen Paşinyan,
hep Batı yanlısı bir siyasetçi olarak görüldü. Öyle ki siyasi suçlu olarak arandığı dönemde ABD elçiliğinde saklandığına dair dedikodular çıkmıştı. Başbakan olduğundaysa Rusya'ya yakın siyasetçiler tutuklanarak hapse atıldılar. Aslında Paşinyan'ın kendi döneminde verdiği bu siyasi otonomi mücadelesinden hoşlanmayan Moskova öncelikle Paşinyan hükümetini yıpratmak istedi. Buna paralel olarak jeopolitik mücadelelerin arttığı bir konjonktürde Karabağ sorununun çözümsüz kalmasının uzun vadede batılı güçlerin müdahalesine zemin hazırlamasından çekindiği için Moskova sorununun çözümü üzerine mesai harcamaya başladı. Paşinyan yönetimini zorlayarak 7 rayonun 5'inin Azerbaycan'a bırakılması gerektiğini dile getirdi. Buna yanaşmayan Paşinyan yönetimi ise çatışmaların Ermenistan topraklarına sıçramadığı gerekçesiyle beklediği desteği vermedi. Değinilmesi gereken ve zaferin ortaya çıkmasında etkili olan bir diğer bölgesel faktör ise İran'ın çatışmalara dair yaşadığı ikilem ve iç güvenlik endişelerinin ortaya çıkardığı siyasi zayıflıktı. İran'ın çatışma boyunca aldığı pozisyona bakıldığında Güney Kafkasya'daki etkinliğini artırma arayışından ziyade özellikle İsrail'in Azerbaycan'a destek vermesinden rahatsız olduğu ve sınır bölgesinde yaşanan çatışmaların İran'ın kuzeyindeki Azeri bölgelerine sıçramasından endişe duyduğu görüldü. Her ne kadar Rusya üzerinden gelen yardımların sınırdan Karabağ bölgesine ulaştırılmasında rol oynasa da iç güvenlik endişeleriyle çatışmaya doğrudan müdahil görünmemek amacıyla çaba sarf etti. Bu bakımdan İran, coğrafi yakınlığı sebebiyle çatışma sonrası oluşan jeopolitik denklemin içinde yer alamadı. İç güvenlik endişeleri sebebiyle yüksek perdeden angajmana giremedi ve çatışma boyunca sınır muhafız güçlerini tahkim etmekten ve ülke içinde gerçekleştirilen protestolara yönelik sert önlemler almaktan öte, sahada dengeleri değiştirebilecek bir politika ortaya koyamadı. Bu durum bir yandan Dağlık Karabağ sorununun çözümünü daha az aktörlü ve çözülmesi kolay bir hale getirirken, diğer yandan İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflaması sonucunu ortaya çıkardı. Sonuç olarak bölgesel açıdan Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği çok boyutlu stratejik destek, Rusya'nın Paşinyan yönetimini bir nevi cezalandırmak istemesi ve İran'ın iç güvenlik kaygılarıyla izlediği düşük angajman bir araya gelince, 32 yıldır çözülemeyen Karabağ meselesi 44 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmuş oldu. Azerbaycan'ın Karabağ'da zafere ulaşmasında rol oynayan uluslararası faktörleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Burada öncelikle dünya genelinde neredeyse tüm ülkelerin yeni tip koronavirüs kriziyle meşgul olmalarından ötürü Karabağ meselesine vakit ayıramadıklarını söyleyebiliriz. Bununla ilintili olarak Karabağ meselesi doğrudan Azerbaycan ve Ermenistan'ı ilgilendiren bir mesele olduğu için birçok ülke kendisini ilgilendirmeyen bu operasyona çok fazla ilgi göstermedi. Haliyle operasyonun daha ilk günlerinde Erivan yönetiminin dışarıdan destek bulma çabaları akamete uğradı. Bu da Azerbaycan'ın Ermenistan'la sahada baş başa kalmasına olanak sağlayarak günün sonunda zaferin önünü açmış oldu. Bu bağlamda Ermenistan'ın Karabağ'da bel bağladığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ABD'nin süreç boyunca pasif kalmasının Azerbaycan'ın zafere ulaşmasında önemli rol oynadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira Erivan yönetimi operasyon başladıktan hemen sonra Rusya ve Fransa ile birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu üyesi olan ABD'nin sürece aktif şekilde dahil olarak kendisine destek vereceğini ümit etmişti. Ancak malum olunduğu üzere 2020 ABD başkanlık seçiminin Donald Trump ve Joe Biden arasında baş başa gitmesi nedeniyle Trump yönetimi seçim sonuçlarını riske atabilecek bir hamle yapmaktan geri durdu. Buna paralel olarak seçimlerden ötürü ABD dışarıda yaşananlardan ziyade içeride yaşananlara öncelik verdi. Bu da ABD'nin Ermenistan'a olası siyasi ve askeri desteğinin önüne geçerek Azerbaycan'ın kısa sürede zafere ulaşmasında önemli rol oynadı. Nitekim üst düzey Ermeni siyasetçilerin ve ABD'deki Ermeni lobi örgütlerinin aktif çabalarına rağmen Trump yönetimi taraflar arasında sadece bir kez ateşkesin sağlanmasına öncülük etti. Ancak Ermenistan'ın saatler sonra yeniden saldırması üzerine ateşkes başarısız oldu. Hülasa Trump ve Biden arasındaki başkanlık yarışı nedeniyle ülkenin kendi iç gündemine odaklanmasından ötürü ABD Karabağ'daki gelişmeleri büyük oranda izlemekle yetindi ve böylece Ermenistan'ın bütün ümitlerini boşa çıkardı. Öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali sona erdirmek için operasyon başlatması üzerine Erivan yönetimi uluslararası örgütler nezdinde de destek arayışına başladı. Fakat günün sonunda ümit ettiği desteği hiçbir şekilde bulamadı. Bu çerçevede örneğin bizzat Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan operasyonun kızıştığı dönemde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşerek kendilerine destek verilmesi talebinde bulundu. Fakat beklediği desteği bulamadı. Zira NATO, Kafkasları Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü için alan dışı konseptini öne sürerek
olası bir müdahaleye hiçbir şekilde yanaşmadı ve Ermenistan'a kapıları kapattı. Nitekim NATO yönetimi, operasyonun devam ettiği 1,5 ay boyunca taraflara sadece müzakere çağrıları yaparak tarafsızlığını muhafaza etti. Sonuç olarak ulusal, bölgesel ve uluslararası olmak üzere 3 seviyeden oluşan tüm faktörler, operasyonun 44 gün gibi kısa bir sürede başarıya ulaşmasının daha rahat anlaşılmasını sağlıyor. Bir başka ifadeyle, cephede gösterilen askeri başarının ve stratejilerin yanı sıra bir bütün halinde tüm bu faktörlerin de zafer üzerinde belirleyici olduğu söylenmeli.